suruh. Tantang. Faruk Hoca, bize bir müsaade edin. Taktik çalışıyoruz burada. Sonunda ünlem işareti olan cümle kurma bana hoca. Çık dediysem efendi gibi çık işte. Hadi. Gözü sen de. Şimdi savaşım. Boksörlük zor meslek. Bir gün kafana kör bir yumruk yersin, şirazen kayar, boks hayatın biter. Sistem böyle. Yani çeşme akarken doldurmak lazım. Önce kendini garanti alacaksın, sonrasına sonra bakacaksın. Bu maçı alırsan 100.000 lira kazanacaksın değil mi? Ben sana diyorum ki, gel bu maçı kaybet, 300.000 kazan. Ünvan falan hikaye bunlar. Paran yoksa ünvan falan da yok. Bak bana. Hem karşı taraf zaten okey. Biliyorsun, ustalarla önce bir bozuşuruz, sonra anlaşırız. Para oğlum, para. Adım Savaş Türk Yılmaz. Sessiz bir adam olduğumu söylerler. Halbuki ben az konuşan bir adam değilim. Ağzım susar. Yumruklarım konuşur. Tüm Türkiye'nin hasret kaldığı Avrupa şampiyonluğuna Savaş Türk Yılmaz imza atıyor. Milli gururumuz haline geliyor. Yeni Ormanlı'dan mükemmel bir zafer madalyalarda bir yenisini kattı. Rus rakibini mağlup etti ve Avrupa'nın zirvesine çıktı. Yumruklarımı da susturdular. Savaş Türk Yılmaz. Olur, neden olmasın? Karısını da çok genç kaybetmiş. Vallahi büyük trajedi Hülya'cığım. Biz de tam olarak bununla birini yapacağız zaten Hakan abi. Boks kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Spor muhabiri miyim ben? Boks işin sosu olacak. İnsanlar sporun içindeki dramı görsün istiyorum ben. Biraz aktüel olacaksın, çok güzel görünüyor. Tamam patron. Gerçekten dağın başına yerleşmiş abi. Tam olarak neresi? Şurası galiba. Ha şu baltalı olan. Hadi bakalım. Kolay gelsin şampiyon. Yani? Beni tanıdınız mı? Yok. Hülya Yiğit ben. Haber spikeriyim. Hikayeniz çok dikkatimizi çekti de. Bizimle röportaj yapabilir misiniz acaba mümkünse? Oduncuyum ben. Dikkat çekecek bir hikayem yok. Savaş Bey... Siz şampiyon bir boksörsünüz. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan. Gidin derken Savaş Bey lütfen önce bir bizi dinleseniz ondan sonra karar verseniz. Şöyle
Ya gidelim şuradan. Hadi daha şey etmesek ha? Ya abi görmüyor musun? Adam bize pislik muamelesi yaptı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hülyacığım gidelim. Ha? Daha acayip bir şey gelmeden başımıza. Hadi bak baltayı görmüyor musun? Ben başı peşini bırakmam ama. Kolay gelsin.